Merhaba sevgili akrepler. Sevgili akrepler, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta başında ay kova burcunda olacak. Pazar günü ve pazartesi günü özellikle evimiz ve ailemizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir hafta başında. Bazı sorumluluklarımız olabilir. Evimizde yetiştirmemiz gereken işler olabilir. Evimizi düzenlememiz gerekebilir. Veya aile büyükleri, anne babamızla olan ilişkilerimizde daha fazla efor sarf edebiliriz. Özellikle annemizle olan ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı aile içi ciddi konuşmalar gündeme gelebilir hafta başı. Birlikte yapılacak bazı uygulamalarla ilgili karar verilmesi gerektiği için bir arada bir konuşma yapmamız veya karar vermemiz gerekebilir. Hafta başında bu etkiler gündemde olacak. Pazartesi günü de Ay Kova burcunda olacak. Ay Güneş arasındaki açı olumlu olacağı için özellikle sabah ve öğle saatlerinde iş ve özel girişimlerimizde daha hızlı sonuç alabiliriz, daha verimli olabiliriz. Zihinsel olarak da son derece yaratıcı ve verimli olacak olabilecek bir gün olacak. Mars günü, Salı günü artık Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Salı gününden itibaren sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimizle ilgilenmekten biraz uzaklaşıp artık hayatın daha keyifli, eğlenceli yönleriyle ilgilenmeye başlayabiliriz. Sevgili akrepler, enerjiler biraz daha bizim için olumlu olacak. Balık burcundaki ay duygusal olarak kendimizi daha pozitif hissetmemize yardımcı olabilir. Özellikle çarşamba günü Jüpiter ve ay açısı da olumlu olacağı için çok daha keyifli hissedebiliriz kendimizi. Sosyal ilişkilerde daha başarılı olabiliriz. Bazı organizasyonlara, davetlere katılabiliriz. Bir tatil programı olabilir, seyahatlere katılabiliriz. Ailemizle, çocuklarımızla daha keyifli olacağımız, duygusal paylaşımlar yaşayacağımız günler olacak. Bu hafta Mars burç değiştirecek, haftanın önemli göksel hareketinden birisi. 15 Ekim'de Mars Aslan Burcu'ndan ayrılarak Başak Burcu'na geçiş yapacak. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi sizin de sosyal hayatı biraz daha enerji harcamanıza neden olabilir. Bu süreç içerisinde artık daha fazla iş veya özel nedenlerden ötürü daha fazla sosyal ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Özellikle arkadaş ilişkileriniz biraz daha yoğun olabilir ama zaman zaman arkadaşlarla olan ilişkilerde Mars pürüzler de çıkarabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ufak tefek anlaşmazlıklar, fikirsel tartışmalar oluşabilir. Biraz daha anlayışlı olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru artık Cuma gününden itibaren Ay Koç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Dolunay fazında olacak. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 02:39'da Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Koç burcundaki ay tutulması sizin özellikle günlük hayatınızı etkileyebilir. İş hayatınız veya ev hayatınız, günlük rutinlerinizi etkileyen alanda bazı gelişmeler olabilir. Ay tutulmaları bizi duygusal olarak etkileyebilecek olaylara neden olabilirler. Bunlar çoğu zaman bazı konularda sonuçlanmalar yaratan etkilerdir. Bu da belki günlük hayatınızdaki alıştığınız bir kavramın hayatınızdan çıkmasına neden olabilir. İş hayatınızda bir yardımcınızın, iş arkadaşınızın işten ayrılması veya ev hayatınızda yardımcınızın işten ayrılması söz konusu olabilir veya onunla ilgili bir konu dolaylı olarak sizi etkileyebilir. Bunun yanı sıra bazı yeni başlangıçlar da olabilir tabii ki. Sağlığınızla ilgili günlük düzenleriniz, beslenmeniz, diyetinizle ilgili bazı yenilikler ortaya çıkabilir. Sağlığınızla ilgili bir problemi çözmek için bazı tedavi imkanları ortaya çıkabilir. Yeni bir tedavi programına başlayabilirsiniz veya diyetinizi değiştirebilirsiniz. Spora başlamak için de Koç burcu tutulmaları olumlu tutulmalardır sevgili akrepler. Sizin yöneticiniz de Mars, Koç burcundaki tutulma belki günlük hayatınıza sporu sokmanıza, bir spor programına başlamanıza neden olabilir. Eğer evcil hayvanınız varsa onlara bu dönemde biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bakımlarını, kontrollerini ihmal ettirmeyin. Onlarla ilgili de bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.